Kılıçdaroğlu'nun buradaki amacını siz ne olarak okuyorsunuz? Yani, Nedir yani? Ne yapmaya çalışıyor sizce? <laughs> amacını amacını belki daha sonra daha net tanış, tartışacağız ama ne yaptığını görüyorum. Ne yapıyor? Tekrar FETÖ'cüleri devletin içine yerleştirmeye çalışıyor. Başka hiçbir anlamı yok bunun. Başka hiçbir anlamı yok. Ne kadar Atatürk'ün partisiyim. Bak ben bunları niye daha önce üstü kapalı anlatmaya çalışıyordum. Kibarca anlatmaya çalışıyordum uyarmaya çalışıyordum. Ama gördüm ki bunların hiçbirinin faydası yok. Kılıçdaroğlu önce kontrollü darbeyle başladı. Adil Öksüz'ün MİT olduğu yalanını pazarlamakla geçirdi. Ardından e, şey e, nedir onun adı e, KHK'lıları gündeme getirdi. Şimdi askeri öğrencileri getirdi. Bak bütün unsurlarını tek tek diyor ki, merak etmeyin işinizi çözeceğiz, halledeceğiz diye. Bak AKP AKP FETÖ'yle işbirliği yaptığı dönemde, bunlar okullara, devlete falan yerleşmiş, artık açığa çıkmışlar falan. Sonra bir mücadeleye başladı, tamam mı? Bunların örgüt olduğunu anladı ve mücadeleye başladı. 15 Temmuz'da da artık milletçe bu mücadele içine girdik. Artık Fethullahçı terör örgütünün, bakın, şu binanın içinde, bakın ben size söylüyorum, şu binanın içinde bir tane FETÖ'cü olsun, hiçbirinizin garantisi yok. Bak, hiçbirinizin garantisi yok. Sizinle konuşuyorsa mutlaka sesinizi kaydeder. Olmazsa kamera yerleştirir. Olmazsa şurada bir dökümanı alır, onu saklar örgüte ulaştırır. Bu kanalda şunlar oluyor, bu kanala bunlar gidiyor, patron şunlarla görüşüyor, spikerler şunlarla muhabbet ediyor. Her şeyi böyle yapar. Hiçbir güvenliğiniz kalmaz. Şimdi siz diyorsunuz ki ben işte KHK'ların işte şu 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 unsurlarını iade edeceğim. asker öğrencileri helalleşeceğim. Peki Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri tekrar devletin içerisine evet. yerleştirmeye çalışıyor iddianızla. Kemal Kılıçdaroğlu burada neyi amaçlıyor? Şimdi 15 Temmuz'a hep birlikte yaşadık, gördüğü Kemal Bey de yaşadı, gördü. Peki burada bir amacı olması gerekiyor ki sizin bu iddianızın altı dolsun. Ee, şimdi amacını dediğim gibi daha sonra tartışacağız. O şöyle söyleyeyim, ee, o amacına giden yolda e, karşısında hem Türk milletini hem bizi bulacak zaten. Yani ben kendi kişisel olarak da gazeteci olarak da bulunacağım ee, ve o mücadele vereceğim. Çünkü bizim... Bakın amacının ne olduğu hakkında daha ileride net. Çünkü şöyle oluyor, bunu konuşmaya başladınız amaçımızı ama bir dakika biz Atatürk'ün partisi ama biz Kuvay Milliye yiz. falan çok güzel kullanıyorsun değil mi? Yani çok güzel. Peki geçen gün altılı masa yapmışsınız yuvarlak. Ali Babacan diyor ki bu diyor Ergenekon balyoz davalarında yargılananlar da öyle pir, te, te, ak, çık, e, sütten çıkmış kaşıklar değiller diyor. Yani bunlar temiz değiller. FETÖ diyor yargıladı diyor bunları diyor öyle onlar yaptı diye bunlar temiz sayılmazlar diyor. Dolayısıyla diyor bir bağımsız yargı sürecinden geçmeli diyor. Ve sen bu adamla diyorsun ki sen bu adamla Ali Babacan denilen bu FETÖ'nün deva partisiyle bak devası diyorum onlara ben. FETÖ'cülerin devası. Çünkü onlara daha çok yakın. Bunlarla oturuyorsun, mutabakat yapıyorsun. Ne mutabakatını yapıyorsun? Bak bu bir devlet sorunu. Bak devletin güvenliği sorunu. Şaka yapmıyorum. Bu devletin güvenliği sorunu. Yani biz sadece yargıda gözümüzde gördüğümüz asker, polisin içinde birkaç FETÖ'cünün nasıl bir kumpas kotardığını 2007'den itibaren gördük. Şimdi sen tekrar aynı kumpas sürecini işletmek isteyen Ali Babacan'la karşı karşıya oturuyorsun. Ha makyaj yapmak için de ne yapıyorsun? Rahmetli hayatına son vermiş olan Ali Tatar'ın evine gidiyorsun. Çıkıyorsun diyorsun ki, Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Eee... Ergenekon sürecinde mağdur olmaçların haklarını ödeyeceğiz suç ortaklarıyla beraber falan diye. Peki Ali Babacan neyin faili biliyor musunuz? Ali Babacan İzmir casusluk davasında yüzlerce bürokratın hayatının kararmasının, onlarca muazza askerin ve e, masum insanların hayatının kararmasının birinci dereceden müsebbibi. Çünkü yaklaşık 800'e yakın bürokrat bu konuda afişe edildi, onların meslek hayatları bitti. Darbe komisyonu raporuna göre 3000'den fazla mağduru var. Ve burayı, bu yolu açan da Ali Babacan'dı. Şimdi bu, bu, bu ziyareti bulunduktan sonra Kılıçdaroğlu ertesi gün Ali Babacan'ın daveti, davetiyle tekrar masa başına geçtiler. Acaba orada söyledi mi? Ya Ali Babacan sen iktidara geldiğin zaman ki beraber iktidara geleceğiz. Böyle böyle bir yargı sürecinden bahsediyorsun. Bu nedir ya Allah aşkına? Dediğini duydunuz mu? Demezler. O yüzden bakın şu anda amaçlar oturup amaç konuşmak için çok erken ne yaptığını görün o yaptıklarının bize hangi amaca götüreceğini göreceksiniz. Tekrar FETÖ'cülerin devleti nasıl ele geçirdiğini izleyeceksiniz. Çünkü ama, amaç ben demiyorum ki amaçları FETÖ'yü tekrar. Bunlar iktidar olmak için, amaçları iktidar olmak. İktidar olmak için herkese işbirliği yapılacak konumdalar. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim FETÖ'cülerin işte üzerine bazı tartışmalar var. Bunlar da işte bu ülkede yaşıyorlar falan filan. Peki PKK'nın siyasi ayağı kim? Şimdi bunlar diyorlar FETÖ'nün siyasi ayağı ben diyorum ki ne yapacaksınız FETÖ'nün siyasi ayağını? Yargılanacak falan filan. İyi PKK'nın siyasi ayağı kim? HDP. Doğrudan şubesi meclisteki şubesi e, bununla işbirliği yapan sensin. Ha şunun için merak ediyorum. FETÖ'nün FETÖ siyasi ayağı kim? Yani, er, orası da boşsa ben mi talip olayım demek için yapıyorlar. Çünkü sen zaten terör örgütü olduğunu hepinizin de kabul ettiği PKK'nın siyasi ayağı HDP'li işbirliği yapıyorsun. Dolayısıyla görünen bir işbirliği bak, içerisinde değiller. Bakın hepimiz görüyor muyuz? Görüyoruz. Kimse aptal yerine koymasınlar. Çünkü karşısındakini aptal yerine koyan aslında kendisi aptaldır. Ama siyasetin işine geliyor. Bak ben şunu söylüyorum. Bana o deminden bahsettiğiniz yaftaları yapıştıran gruplardan bahsediyorum. Çıkıp bir tanesi HDP'yi eleştirebilir mi bugün? PKK'ya laf söyleyebilir mi? Söyleyebilir mi? Bir Atatürkçü ben aklıma gelmezdi. Bir gün açılım yapmış olan yani AKP mesela açılım süreci yaptı değil mi? Bana deselerdi ki sonra 2015'ten sonra da ileride yine açılım yapar mı AKP? Yapabilir derdim. Çünkü siyaseten o zemin var. Öyle bir politikası da var zaten. Yapabilir derdim. Aklıma yemin ediyorum size CHP'nin HDP ile iş tutacağı aklıma gelmezdi. İnanılmaz şeydi, karşıydı. Yani bundan birkaç yıl önce yani belki bir 10 yıla kadar önce HDP'liler PKK sloganları atmaya kalktığı zaman İzmir'de nefes aldırmadı İzmirliler. Ama ne oldu? Geçen gün Nevruz bahanesiyle PKK marşı söylediler. Öcalan Özgürlük diye bağırdılar. İzmir'in göbeğinde ne oldu? Tek çıt çıtmadı. Ama aynı gruplar rahatlıkla beni şusun, busun, busun, busun diye yaftalayabilirler. Hayır arkadaş ben buyum. Siz osunuz. Çünkü siz sizin kullandığınız kelimeler o kul aşağılayıcı kelimeler aslında kendinizi tarif ediyormuş. Bunu gördük. Ben aynı şeyi söylüyorum. Yarın da Son aynı şeyi söyleyeceğim. Şunu da, şunu da söyleyeyim. Bitti. Yarın hani böyle devran dönecek bilmem ne yapacak falan. Bugün söylediğimi eğer 10 katı fazlasıyla yarın suratlarına söylemezsem biz o zaman yayına çağırın. Nedim Şener bu yayında söz vermiştiniz. Niye söylemiyorsunuz? Bakın iktidar olmak istiyorlar. Karşılarında çok güçlü bir şekilde bu milleti ve beni görecekler. Eğer bu kafale giderlerse, iktidar olsalar da ben yine bu bunları da söyleyeceğim bakın, diyorsunuz. Hiçbir yargılama tehditi hesap Hı -hı. vereceksin tehdidi bana sökmez, bir vatansevere sökmez. Ama onlara bunun bedelini ağır ödeteceğim. Yani bu, bu, bu ekranlardan bunun bedelini ağır ödeteceğim. Böyle bırakmayacağım çünkü bakın o siyaset anlayışı PKK'nın PKK'nın siyasi olan. ayağıyla işbirliği tutmak yapmak, PKK'nın siyasi şubesi ile işbirliği yapmak, fetöcüleri kollamak korumak bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu devlet açısından böyledir. Sen yarın iktidar olmuşsun olmamışsın fark etmez. Ben o gerçeği dünyaya her yere haykıracağım. Asıl o, öyle bir şey geldiği zaman siz benden korkun. Ben onlardan korkmayacağım.